tane kitap var. Daha önce okumuştum ben. Kazimir Malevich'in kitabı. İnsanın esas gerçekliği tembellik diye bir kitap bu. Nefis bir şey. Yani o sebeple primitif insan kesinlikle bizden çok daha iyi düzeyde. Evet. Çünkü teknolojik imkanlara sahip olmadığı için bizim bugün teknoloji üzerinden yaptığımız, inşa ettiğimiz ya da bir şekilde elde ettiğimiz her olayı, yapıyı, ne bileyim binayı kendisi yapmak zorunda. Evet. Kendi bireysel zekasıyla bunu gerçekleştirmek zorunda. Şimdi buradaki mesela tek gerçeği tembellik derken kumanda niye inşa ediliyor? Bir televizyon yapıldığı zaman gidip yerinden değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmamak için kumandayı icat ediyorsunuz. Evet. İşte çamaşır yıkamamak için çamaşır makinesi, bulaşık yıkamamak için bulaşık makinenizi, işte yürümemek için arabayı vesaire. Bu şimdi martılar var her yerde dolaşıyor biliyorsunuz sokaklarda. Her şey insan hayatını pratikleştiriyor görünürdü ama aslında Malevich'in iddiasına göre tek gerçekliğimiz var. Tembelliğe hizmet ediyoruz diyor. Yani yan gelip konforumuzdan taviz vermemek için icatlar geliştiriyoruz. Şimdi geriye döndüğümüzde hani daha ileri diyorsunuz. Bugün yüksek bina yapmanız gerekiyor. Bunu vinçlerle, bir takım teknolojik aletlerle, makinalarla falan yapıyorsunuz. O yüzyılda bunu bir şekilde dinamiğini hesaplayıp, mekaniğini hesaplayıp, açılarını çok iyi planlayıp kendiniz yapmak zorundasınız. İnsan gücüyle yapmak zorundasınız. Gerçi izleyicilerimizle paylaşayım ben. Biraz espri olacak. Hocamla gelirken beraber geldik Cihangir'den. Ben Cihangir'e çıkarken taksi bulamadığım için epey bir zorlandım. O 200 basamaklı merdiveni çıkmak zorunda kaldım o tophanenin hemen berisinde. Ne demiştim hocam hatırlarsınız? Bence İstanbul'un fethinde buradan gemi falan yürümemiştir. Çünkü insanın kendisinin çıkması burada mümkün değil. Yani yaya çıkamıyorsunuz orayı. Gemi falan oradan çıkmaz. İnsan gücüyle mümkün değil demiştim. Yani doğal olarak bizzat yaşadığınız zaman o zorluğu anlıyorsunuz. Eski insanın nelerle muhatap olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama inanç, yine inanca dönecek olursak, İnanç muazzam bir motivasyon gücü insan hayatı boyunca. Yani her şeyini feda eder. Şimdi kurbanlar belki onlardan da bahsedelim bugün. En değerli yani yaratıcıya ya da tanrıya diyelim yakınlık kurabilmeniz için ona en kıymetlinizi feda etmeniz gerekiyor. İşte genç kızların kurban edilmesi, en iyi ürünlerin sunulması vesaire biraz da bununla alakalı. Göbeklitepe'den devam edelim. Göbeklitepe'den devam etmeyelim mi? Göbeklitepe'den devam edelim. Tamam. Şöyle, sen bana öyle deyince ben de sana şey dedim tabii. Yani o zaman yeni bir tarih tezi oluştur. Bir tarihçisin, gemiler buradan çıkmadı diye. Çıkmadı, onu savunuyoruz zaten. Evet, çok zor olabilir. Ya şöyle tabii. Ben mesela primitif adamlardan yanayım. Çünkü ben hiperaktif bir adam olduğum için benim mümkün değil hareket etmeden durmam. Şimdi bir örnek vereyim. Hani o sibernetik kafa nasıl oluyor? Onun bir örneğini vereyim. Şimdi bana sık sorulan sorulardan biri şu, buna benzer şeyler söz konusu. Özellikle o anıtsal taşlar söz konusu olduğunda. Ya bunlar nasıl yerinden sökülüyor falan. Fakat tabii eski adam şunu gözlemliyor. Şimdi bir kayanın içerisine su koyduğunuzda o su geceliğin o kayayı patlatıyor. Bunu görüyor, tecrübe ediyor. Yani o gözlemcilik, sibernetik öyle bir şey yani. Gözlemliyor ve sonra şunu denemeye başlıyor. Mesela o kayadan bir parça koparma ihtiyacı hissettiğinde delikler açıyor şeye, kayının içerisine. Onun içerisine suyu koyuyor. O suyun içerisine de kazıklar çakıyor. İşte şu kadar, bu kadar neyse. Ve geceliğin sabaha karşı o bir patlıyor. Dolayısıyla o koca koca kayalar inanılmayacak bir şekilde darma duman oluyor. Şimdi bu şey yani bu gözlem onları tırnak içerisinde bizden biraz daha şey yapmış, zekice yapmış aslında. O yüzden onların teknolojisiyle çok kafa bulmamak gerekiyor. Yani hakikaten ciddiye almak gerekiyor. Şimdi bundan dolayı Göbeklitepe ve buna benzer yerleşmelerdeki bu mimari dizayn, yani şöyle düşünsenize bakın Göbeklitepe Neolitik dönem. Yani erken Neolitik. Yani
Tam tabii şimdi altta başka binalar falan var. Şimdi Karahan Tepe'de bizim Necmi Hoca kazı yapıyor ya da diğer yerlerde Haybutsuvan, yani pek çok yerde şu an kazı yapılıyor. Şimdi alttan belki yeni yeni yapılar çıkacak. Ama aşağı yukarı bunlar erken neolitik, milattan önce 8000-9000 civarı. Dönem şöyle, yani henüz aslında tam yerleşik hayata geçmemişsiniz. Henüz her şeyi çok iyi yapmıyorsunuz. Ama bununla biraz paradoks gibi görünecek şekilde olağanüstü de yapılar yapıyorsunuz. Yani hani nereden kaynaklı? Tamam, teknoloji belli, öğrenmişsin bir şekilde yani. Fakat neden böyle şeyler yapıyorsun sorusu ilginç bir soru. İşte bu sorunun cevabı az evvel söylediğim o Gordon Childe gibi arkeologların koyduğu paradigmayı biraz değiştirdi. Ve şimdi şöyle söylemeye başladı arkeologlar veya tarihçiler. Diyorlar ki ya işte neolitik döneme o kadar aniden geçilmedi. Artı klasik bu 40'ların paradigması şey derdi, yani önce bir altyapı var. Yani önce malzeme var, materyal var. Ondan sonra da bir üst yapı var, yani inançlar var. Ortaya çıktı derdi klasik paradigma. Bu adamların da önemli bir kısmı Marksist bir gelenekten geldiği için hani bu onlar için anormal bir şey değildi ve kendi konjektürlerinde yanlış bir şey söylemiyorlardı aslında. Fakat şimdi biz bugünden baktığımızda olayın pek öyle olmadığını da gördük. Hani Göbektepe ve benzerleri o yüzden enteresan. Şunu gördük, yani önce altyapı pek yok aslında. Önce bir takım soyut değerler var. Yani klasik anlamıyla bunlara bizim modern, yani son birkaç bin yıllık din duygusu dememiz yanlış tabii. Ama belli ki insanlar ilk önce bir şeylere inanmışlar. Ve yavaş yavaş o soyut şeyden daha somut şeylere doğru gelmişler. Daha fenomen, yani net şeylere doğru gelmişler. İşte bu yapı ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla her şeyi bir yana bırakalım. Yani Göbekli Tepe'nin, ki birazdan geleceğiz herhalde, ne olabileceği konusunda dinler tarih açısından bir yana bırakalım. Her şeyden önce Göbekli Tepe bir klasik tarih kuramını ya da arkeoloji kuramını biraz yerinden sarstı. Şimdi bundan dolayı zaten anlamlı. Hani arkeologlar ve tarihçiler bununla uğraşıyor zaten yani. Dinler tarih açısından baktığımızda, mesela bana sorsanız, deseniz ki ya hoca bu Göbekli Tepe ne olabilir? Ben burada tabii ki yani kanıt, yani spekülasyonla iş olmaz yani, kanıtlarla şüphesiz ki şunu söyleyebilirim. Çok büyük ihtimalle Göbekli Tepe ve civarındaki o geri kalan 10-11 kadar yerleşme alanları diyeyim, bir tapınak olmasa bile, şimdi tapınak tabii çok modern bir kelime. Yani hani çok başka bir kelime tapınak. Çok amaçlı kullanılıyor mu o dönemin tapınakları? Evet, yani büyük ihtimalle bunlara tam tapınak demekten ziyade bazı ritüellerin yapıldığı alanlar demek daha mantıklı. Fakat bunlar spesifik alanlar söyleyeyim. Yani bunların çok seküler alanlar olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bunlar dinler tarihinde bir terminoloji var. Batı dillerinde ancestor worship denilen bir kavram var. Atalar kültü. Şimdi bu atalar kültü ilk inanç biçimi olarak değil. Ama erken inanç biçimleri, yani hani insanlık gelişim süreci içerisinde atalar kültü denilen ya da ancestor worship denilen bir yaşama ve düşünme biçiminin biz var olduğunu biliyoruz. Bunun örnekleri çok fazla. Yani günümüze kadar gelecek şekilde yani. Bunun özü şu basitçe, ölmüş olan ataların aslında tırnak içinde ölmediği, fakat zaman zaman bu dünyaya gelip size bazen hayır bazen bela getirebildiği bir inanış biçimidir basitçe atalar kültü. Çok basit bir tanım bu. Hep bu hep var ama. Hep var, aynen. Yani tasavvuf kültürünün içerisine aynen. Bile bir şekilde aynen. Girmiş. Yani var, biz türbelerdeki evliyaların ölmediğine, dar zamanlarda, zor aynen. Zamanlarda, büyük savaşlarda aynen. O yeşil sarıklılar aynen. Hikayelerini bolca dinleriz. Evet, onların evet. Yardıma geldiğine inanırız. Evet, yani evet, toplum aynen. Olarak aynen. Ciddi bir inanış var. Yani doğru. Anadolu'nun bugün neresine giderseniz gidin, özellikle kırsal kesimdeki türbeler, tekkeler etrafında yaşayan insanlara sorun.
buna dair pek çok menkıbe anlatırlar size. Yani özellikle işte deprem zamanlarında ne bileyim yani doğaüstü kabul edebileceğimiz ya da tabiat güçlerinin öne çıktığı süreçlerde bu sıkça anlatılır. Evet. Bunun anladığımız kadarıyla çok kadim kökenleri de var. Evet, kesinlikle. Burası ve buna benzer yerler büyük ihtimalle atalar kültüyle ilgili. Zaten mesela bunların İngiltere'deki versiyonları... Bunları anlamlandırıyorsunuz değil mi bu arada? Ya bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani, köpek sanki alttaki ya da kurt en alttaki. Burada tabii çok çeşitli hayvan var hakikaten. Tilkiden tutun, yılan, akrep, ondan sonra örümcekler. Mesela şurada... Bu sadece atalar kültü değil, bir tabiat kültünü de beraberinde getirmiyor. Zaten şöyle, atalar kültü, tabiat kültü, naturizm veya naturalizm denilen şeyi de içeren bir kavram aslında. Yani bunlar... Evet. Yani animizm, naturizm ve atalar kültü böyle çok iç içe geçmiş kavramlar. Tabii bu atalar kültü ve buna benzer şeyler, ne derler, uygarlık veya inançlarla ilgili kavramlar 19. yüzyılın sonlarında falan bu Taylor, Herbert Spencer yani bir takım çoğunlukla İngiliz kökenli bilim adamları, Max Müller falan açıklamaya çalıştı bunları. Bu fikirler bugün biraz daha revize edildi. Hani o klasik tanımının daha ötesine geçti. Ama öyle anlaşılıyor ki bunlar hakikaten iç içe geçmiş olan kavramlar. Tabii yani bana desen ki sen ya hoca hani atalar kültü diyorsun ama bana delillerini söyle desem tabii delillerini... Eğer seyirciler bizi dövmezse uzun... Soyut bir kavram. Çok soyut bir kavram. Yani dolayısıyla soyut olan her yapı, her bilim delil bulmakta zorlanacağımız bilimlerdir. Aynen. Bunu şöyle, işte antropolojiden kastımız bu. Biraz böyle nesilden nesile, kulaktan kulağa belki doğru, belki yanlış aktarıla gelen bilgiler bütünüdür. Evet.